Kadın erkek eşitliğine inanmıyoruz diyen lider sizin lideriniz. Dolmabahçe'de otururken Beşiktaş vapuru'ndan inenlere bakıp da kadın mı kız mı bilemem diyen sizin lideriniz. Kadınla erkek asla eşit değildir. Bu işin fıtratına terstir diyen sizin lideriniz. Çok özür dileyerek söylüyorum geçtiği için. Bacak resmini mi çekip koyayım diyen milletvekili senin milletvekili. Bu ülkede her gün her gün kadın cinayetleri işlenirken erkek kadın eşitsizliği zirve yaparken dünya sıralamalarında kadın hakları bakımından en dibe demirlemişken iktidarda olan senin parti. Bütün bunlar olurken bir kere kadın hakları için ağzını açtın mı AKP'li bayan kardeş? Açabildin mi? Açabildin mi? Kurulu komut düğmesine basılacak elcan. Dön bak Türkiye'de eğer kadınsan haklarınız ne hale getirildi bir bak. Bir bak. Değerli arkadaşlarım, bunlar değil mi? Yırcalı'da zeytin ağaçlarını keserken köylü kadınlarımızı gazlayanlar. Bunlar değil mi Ali İsmail'in anacığını? şehir şehir dolaştırıp o işkenceye maruz bırakanlar. Bunlar değil mi Berkin'in anacını meydan meydan yuvalatanlar? Onlar kadın değil miydi? Hakları yok muydu bu toplumda? Hiç mi vicdanınız yoktu sizin o zaman? Mola mı vermişti? Tatilde miydi vicdanınız? Mühürlü müydü? Açın gözleriniz. Açın gözleriniz. Bu gidişin sonu yok. Değerli arkadaşlarım. Şimdi bütün bunları görmeyeceksiniz. Dünkü bu sözü kastı amacının dışında yorumlayarak kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin çarmıha germeye kalkacaksınız. Niye? Niye üstünüze alıyorsunuz bu lafları? Çünkü sizi yönetenlerin kafasının arkasında o tabir kullanıldığında başka şeyler var. Yani söyleniş amacının dışında bir yorumla ele alıp Siyaseti gerim gerim gerip Cumhuriyet Halk Partisini, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın genel başkanını, Cumhuriyet Halk Partisinin tüzel kişiliğini, Cumhuriyet Halk Partisine oy veren 11,5 12 milyon insanı tümünü töhmet altında bırakıyorlar. Kim çocuk istismarına göz yumanlar? Kim eğitim sistemini alt üst edenler? Kim PKK'ya şehirleri açanlar? Gel yerleş, istediğin bombayı istediğin yere Koy kardeşim iki gözüm diye şimdiye kadar önünde yatanlar. Durumdan vazife çıkartan müsvedde de konuşuyor havaalanında. Adam değilmiş de, adam yerine koymuyormuş da. Twitter'dan takipten çıkmıştır. Sen takip etsen ne olacak, takip etmesen ne olacak? Sen cürmün kadar ateşin bile yok senin. Sen etkisiz elemansın, dön kendi partine bak. Kaç kişi seni kale alıyor partinde? Bak Binali'yi hazırlıyorlar. Binali'yi hazırlıyorlar. Sen önüne bak önüne. Sen yolcusu. Haberin yok senin. Sen Kemal Kılıçdaroğlu'yla ile CHP ile uğraşacağına otur da koltuğunun ayaklarını sağlamlaştır. Gidiyorsun Ahmet Bey. İpini çekmişler senin.